Selamlar dilerim arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Güzel insanlar. Bugün yine evet malum benim klasik bir sucuklu yumurta yemeğim olacak. Şöyle sizlere biraz değişikliğini de göstereyim. Bu sefer içine biraz şöyle soğan da katacağım. Az buçuk soğanım var. Biliyorum belki diyeceğiniz amma da çok soğan var. Şöyle az bir şey soğan bana yeter. Ondan sonracıma şu arkadaşlar benim Kayseri sucuğu aldım. Şu. Kayseri sucuğu Türk marketinden aldım. Kilosu 12 euroydu. Ben yarım kilo aldım. Şöyle bir tane halka halka işte. Bu kadar kaldı. Daha var yani. Bunlardan keseceğim. Ayrıyette içine bir de şöyle şu sucuk var arkadaşlar. Birazcık da reklam yapmış oluyoruz da neyse. Şöyle Suntat'ın sucuk var arkadaşlar. Biraz da içine bundan katacağım. Ayrıyetten şöyle bir de biraz daha pastırmam var arkadaşlar. Biraz da içine Kayseri pastırmasından atacağım şöyle Ege Türk'ten. Bununla biraz markasını hemen reklamını yapmış olduk neyse. Bir de arkadaşlar işte hani tuzum var. Kırmızı pul biberim var. Bu da bayağı bir acı. Efendime söyleyeyim şöyle de bir de peynirim var şurada. Dilerseniz yapımına geçelim arkadaşlar. Ben bir ön kameramı alayım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bu sefer de böyle bir yöntem buldum. Hadi şimdi bir sucuklu yumurtamızı yapmamıza geçelim arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyerek Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bana tek kişiyim. Biraz da öbür sucuktan da yapacağım. Şöyle az bir şey bana yeter. Biraz da öbür sucuktan bir de pastırmadan katacağım arkadaşlar. Şöyle şunu geri şöyle poşetimize geri koyalım arkadaşlar. Biraz sonra da ben bunu kaldırır buzluğa koyarım. Şunu bir kenara atalım. Şimdi işi yok bunun. Şunları şöyle bir kesimine. Böyle de güzel oluyormuş ya. Vallahi güzel oluyormuş ha. Ula telif atmayın lan müzik var lan. Müzik çalıyordu da arkadaşlar. Şöyle. Ben de çok mu ince doğruyorum lan? Kimileri kalın doğruyor arkadaşlar. Nasıl doğramak isterseniz. Böyle şey yapın. Şöyle şurayı da çıkarmamız lazım. Evet. Çaktırmayın. Şöyle. Ya telifi yedik ya. Telifi yedik ya. Telifi yedik arkadaş. Ya bir ses olsun diye. Yani yoksa ben arkadaşlar sessiz olunca pek de şey yapmıyorum. Ne bileyim arka fona telifsiz de müzikler de koyabilirim de. Şöyle bilmiyorum oradan göre gözüküyor mu? Bana gözüküyor işte. Şöyle bir keselim arkadaşlar. Buzluğa attıydım. Valla anca bir saatte mi 1,5 saatte mi ne anca çözüldü. Bayağı da bir sürdü arkadaşlar. Oo, bu bana yeter biraz da öbür sucuktan atacağım. Arkadaşlar bu has hakiki Kayseri sucuğu. Aha, şu görmüş olduğunuz şu has hakiki Kayseri sucuğu. Vallahi lezzetli. Çok güzel. Bir de şunu koyacağız arkadaşlar. Bu da Almanya'daki Türk marketlerinden aldığım bu Kayseri sucuğumuz değil. Ben de ne uğraşıyorsam del şöyle. Şöyle şundan da az bir şey. Evet, bıçak denilen bir şey var tabii ki. Valla telefonu da oraya iyi yerleştirdim. İyi geldi aklıma. Arkadaşlar tripod almadım. Tripod gibi bir şey diyeceğim de. Diyeceksiniz o ne? O da şey arkadaşlar. Benim selfie çubuğum var. Yapışkanla falan yapıştırdım oraya. Vallahi güzel. Kim bana söyledi diyecekseniz kimse söylemedi. Duran konukçunun şeysi. Benim mucidim, benim buluşum, benim bulmam. Şöyle şundan da az bir şey doğrarsak. Dediğim gibi daha bir de içinde bastırma da katacağım. Biraz şöyle bir değişik olacak. Bir de ilk başta işte hem yağ bir de siz söyleyin sucuk katacağım arkadaşlar. Belki videom biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Valla hala da soğuk.
buz gibi şey sucuk, ellerim nonlu. Ellerim nonlu resmen. Heh. Şöyle yarım yeter bana. Şunu da gelir şey yapalım. Bunu da kaldıralım arkadaşlar. Bunun da artık işi yok benimle. Evet, sucuklarımızı doğradık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada bu sucuklar, şunları da bir kenara alalım. İlk başta evet bir bizim şey olacak, onu çıkaralım. Ağaç kaşık arkadaşlar, her zaman ağaç kaşığı kullanın. Çizmezsiniz de. Şuranın altını bir açalım. Güzel değerli arkadaşlarım, dörde getirelim. Şurada inşallah telifsiz bir devam etsin. Müzik çalıyor arka fonda. Evet, ne demiştik? Yağ demiştik. Arkadaşlar ben fazla yağ kullanmıyorum. Az bir şey katıyorum. Çünkü zaten diğerlerinde de yeterince yağ var arkadaşlar. Şöyle şuradan az bir şey alalım. Cimrilik demeyin ha. Fazla yağ iyi değildir. Aman bu kadar kattım. Altı da yanıyor. Bakın kırmızı. Şey yapıyor. Bunu da öyle şey yapalım. Evet, seninle de işimiz yok artık. Seni de kaldırabiliriz. Şöyle. İnşallah da telif de yemeyiz böyle az buçuk ya. Ses olsun, şey olsun diye. Evet, onunla yağımız eridikten sonra sucuğumuza katabiliriz. Burada da yumurtalarım var arkadaşlarım. Şöyle. Şunu iyice bir yağsı erisin. Eri la. Hadi la. Ya gene mi çok kattım acaba? Ben az katmaya çalışıyorum ama. Bu da şöyle bir erisin. Vallahi gene biraz çok oldu gibi ya. Neyse. Canımız sağ olsun. Ben az katmak istedikçe hep çok geliyor. Ne bileyim, buna da geri şey yapılmaz. Ya iyice bir erisin. Altına dörde getirmiştim. Evet. Bu erisin arkadaşlar. Ondan sonra da sucuklarımızı, pardon. Önce soğan, sonra sucuklarımızı devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şimdi soğanlarımı kattım. Bunlar da biraz pembeleşinceye kadar pişireceğim arkadaşlar. Altını da daha fazla açabilirsiniz. Hemen pişmesi için. Efendime söyleyeyim arkadaşlar, ben böyle az sucuk, pardon, az soğan kattım. Çünkü ben fazla soğanı sevmiyorum. Bana yanına az bir şey tat versin diye. O yüzden siz isterseniz biraz daha fazla adını sen getir soğan katabilirsiniz. Pişmesi için bakın. Soğanım da oh valla etrafta soğan koktu. Şöyle biraz camı da açalım da koku dışarıya gitsin. Şöyle arkadaşlar, biraz temizlik imandan gelir. Temiz olmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de böyle bir program açtım. Onu da açaraktan hem sizde bir yemek yapmış oluyorum. Hem de o programı izliyorum ama gözüm tabii ki her zaman yemekte. Şey yapmayalım, unutmayalım yemeğimizi. Evet, aslında yavaş yavaş da sucukları da katabiliriz bence. Böyle güzel bir şey. Bu da bir Duran Usta tarifi olsun. Malzemeleri sizlere başta verdim. Sonda da şey yapabilirim. Oh, Allah. Pembeleşiyor yani. Altına da biraz gene de kısalım da. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar ben hep niyeyse kısık ateşte şey yapıyorum. Niyeyse değil, aslında ben biliyorum. Çünkü altını fazla açtığınız zaman yakarsınız belki de. Yani unutursunuz. Belki bir şey ne olur. Neyse, şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi iki çeşit sucuğumuz var. Bunları da şöyle. Aslında ben bunları ikiye bölüyordum ya. Gene unuttum, gördünüz mü?
Ben soruları ikiye bölüyordum arkadaşlar. Böyle biraz büyük olduğu için göstereyim. Aranda şöyle. Bunları ikiye bölerdim ya. Böyle biraz büyük oluyor, ne bileyim ben. Pek sevmiyorum böyle büyük olunca. İkiye bölüyorum arkadaşlar. Ne bileyim daha iyi oluyor. Bence. Ama siz İstediğiniz gibi yaparsınız. Nasıl istiyorsanız. Böyle ben şunları bir hemen de ikiye böleyim. İkiye ayırayım. Vallahi unuttum, gördünüz mü? Tam son anda geldi aklıma. Onlar da artık pişti. Vallahi çok güzel koktu etraf. Heh, bir de seni de yaptıktan sonra evet şöyle bir karışımımızı şöyle, oh Allah, nasıl da cozur cozur edeyim. Daha bir tanesi de kalmıştı da. Evet, buna da ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan bu. Oh. Heh, ben yine bir şey daha unuttum. Ne unuttum? Daha pastırma gelecek de arkadaşlar. Siz söyleyin. Oh Allah'a. Yok. Ben bunu da sevmedim. Biraz daha altını kısacağım. Ben hep kısık ateşte pişiririm arkadaşlar. Yanmasın diye, yakmayayım diye. Hani diyeceksiniz ki şimdi zamanında çok mu yaktın? Yok arkadaşlar, alakası yok. Hani ben yine de tedbirliyim. Acelem yok. Öyle söyleyeyim. Sabırlı bir insanımdır. Belki beni tanıyanınız bilir. Gerçekten sabırlı bir insanım. Şöyle biraz da bastırmayı da mı ikiye bölseydik? Almış da bastırma katalım. Aslında üstüne de iyi olurdu. Biraz böyle yapalım. Biraz da üstüne katalım arkadaşlar. Evet, şimdi yumurtamıza geçelim. Şimdi yumurtayı arkadaşlar ben hep nasıl yapıyordum? Şöyle. Hop. Hoppa. Beyazını kabuğunu akıtmadan arkadaşlar, önemli olan da o tabii ki. Allah, çocuklar da hemen pişti vallahi. Ya kızılsana. Vallahi 3 tane mi kırsam, nasıl yapsam? 3 tane yapacağım ama. 3 tane yapacağım ama. 3 tane yumurta kırdım arkadaşlar. Arkadaşlar videom biraz uzun olacak, biliyorum. Altını da kıstım. Soğanlar da iyi kavruldu vallahi. Yumurtamızı katıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sana da ihtiyacım yok. Şimdi peynirimize geçelim arkadaşlar. Şurada peynirim vardı. Kesilmiş peynir almıştım arkadaşlar. Şöyle hangisi daha az? Şu daha az herhalde. Şöyle biraz peynirimizden katalım. Daha da lezzet veriyor. Al, al. Hah, al. Elimizi de orta alıştırmayalım. Şöyle. Oh, vallahi maşallah. Biraz daha bastırma katalım üstüne. Getir bastırmasından. Şöyle. Ana böyle bir güzel bir sucuklu yumurta oldu, bastırmalı neli. Heh. Tamam. Bunları da geri kaldıralım. Altı da zaten kısık ateşte. Bu da hemen pişer. Bunlarımızı geri kaldıralım. Evet. Oh, vallahi mis gibi de
Koktu yani mübarek. Evet arkadaşlar, böylelikle sucuklu yumurtamız hazır olmuş oluyor. Benim video kaç dakikaya doğru gidiyor? Daha fazla da uzun olmasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buna da isim ne verelim arkadaşlar? Sucuklu pastırmalı yumurta mı verelim? Kayseri sucuklu. Oh arkadaşlar, vallahi şimdi de altını tamamen kısayım. Kendi sıcağından pişsin, biraz bir kendine gelsin. En önemlilerinden unuttuk. Az buçuk tuz yeter. Birazcık da kırmızı biber. Acılayalım kendimizi biraz şöyle. İsteğe göre katabilirsiniz arkadaşlar. Acı sevmiyorsanız katmak zorunda değilsiniz. Vallahi of. Nefis oldu. Vallahi ilk defa da yaptım böyle bir tarifi sizler için. Bir değişik. Duran'ın mucidi. Yeni bir yemek usulü gibi bir şey. Şuna da gerek yok. Yumurtamızı da kaldıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi sucuklu pastırmalı yumurtamız hazır. Yapanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha yakından göstereyim sizler için. Benim sucuklu yumurtam pişti arkadaşlar. Videomu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Yemeğim de soğumasın. Ben bunu afiyetle götürürüm arkadaşlar. Bir de şöyle bir ayranım var. Bilmiyorum, yanında çay iyi gider de aslında ayranım da var. Ben ayranla içeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Abone olmayı unutmayın. Like vermeyi de unutmayın arkadaşlar. Ben genelde gerçi hep böyle şeyler demezdim ama bende de biraz bir ağız alışkanlığı oldu artık arkadaşlardan dolayı. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videomda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.